Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Her gün önünüze güzel yemekler konuluyor ve siz açsınız. Ama onlar da o dönemde çok iyi yemek getiriyorlardı, gerçekten önünüze koyuyorlardı. Falan tabii askerler de hep nöbet tutuyor geri, yani görüyorlar. Bir yemek, bir de ölüm ortada var. Ölüm de var. Açlık yemek, bir de ölüm var yani. Hani yemezsen öleceksin yani. O da insanın çoğu etki. Mesela diyelim insan yani yemekten mahrum kalmak öyle lafla olmuyor. Çok zor bir iştir. Gerçekten insan mesela dünyanın nimetlerinden hepsinden mahrum kalıyorsan ölüyorsun yani. Bu kolay değildir. Hiçbir şey yemeden ölmek. Herkesin bir de ilacın da var karşında. Mesela diyelim onu yesen ölmüyorsun. Ama diyelim doktorlar dedi ki mesela iradeniz buna yetmez falan dedi. Sonra Kemal'a geldi, hayır onlara hepimize söylediler. Biz dedik, biz irademize güveniyoruz ve inanıyoruz. Yani bu işe başaracağımıza falan. Kemal dedi, doktor dedi, yani ben dedi aç konuşuyorum dedi, ben öleceğim dedi. Yani bana ne kadar yemek getirsen de dedi bir şey ifade etmiyor yani. Ölüm orucunu sürdürürken gardiyanların tavrı nasıldı? Gardiyanlar bile etkileniyordu. Sen bakma yani. Onlar ne kadar kızıyorsa da etkileniyorlardı yani. Hatta bir gardiyan bizim mahkemede ölüm orucuna gidiyoruz ya. O gardiyan o gün izine gitmiş. Gitmiş izine. Türkiye'de bir evine gitmiş. Sonra bir ay sonra gelmiş. O tabi işte biliyormuş ya. Demiş ki bizim komutan diyor bunlar kötü insan değildir ya. Demiş bak ben gittim geldim daha yemek yemişler. Bunlar nasıl kötü insan olur demiş. Onlar bak düşman bile Selim Çırka dedi bizim hücremizin önünde geçince konuştu, bize ses geldi. Yani 31'dekiler daha sonra bize söyledi. Selim dedi Fuat gardiyan gerçekten bunu söyledi dedi, bir de konuşuyorlar. Dedi gardiyan dedi ki ya bizim komutan diyor bunlar kötü, bunlar hiçbir zaman kötü olamazlar dedi. Ya ben gittim geldim daha yemek yemiyorlar. Bunlar nasıl kötü olacak? Esat Oktay, ölüm orucunun etkisini kırmak için başka neler yaptı? İşte böyle devam ederken hoparlörde ara sıra konuşuyor. Baktım konuştular, dedi ki mesela bunlar yemek yiyor dedi. O cezandaki kitleyi etkisi yani şeyini kırmak için. Psikolojik yapısını kırmak için. Dedi hayır onlar Kemal Gül yemek yiyor dedi, sizi kandırıyorlar dedi. Laf önderlik de yapıyorlar ölüm boruna gidip. Dedi bakın onlara daha güzel yemek veriyor. Baktım Kemal orada bağırdı. Kemal bak hayır dedi. Kemal bağırmaya gerek yok dedi. Ne olacak dedi. Çünkü biz ölsek onların dedikleri ortaya çıkardı. Kemal dedi yok sen her şeye çare bulabiliyorsun. Hemen bir şey söylüyorsun yani. Ben dedi ben bağırsam faşizm bağırmaktan korkar dedi. Ben bağırdığım zaman onlar rahatsız olur falan dedi. Ölüm orucundayken size dayak attılar mı? Ya elimizi vicdanımıza koyalım ama işkence şuydu. Mesela suyu vermiyorlardı. Mesela bak ben 4. kata 17 gün bidon suyumu değiştirmediler. O bidonda diyor su içeceksin. Ara sıra güzel bir ara sıra yakına getiriyor. 17 gün bir su kaynasa nasıl içersin? Vücutta nasıldır? Kaldıramıyor. Yani işkence yoktu. Yani bunu elimizi vicdanımıza koyalım. Doğru değildir yani. Fakat diyelim her yöntemi deniyorlardı yani. Onlar psikolojiyle daha çok şey yapıyorlardı. Mesela diyelim ilk 5 gün 10 gün ekmek içeri vermiyorlardı. Yani özre atmıyorlardı.
Sonra 10-15 gün geçtikten sonra ekmekleri hep üzeri akıyorlar. Hani biz tek gece kalıyoruz ya. Hani ekmek olsa kimse yoksa yiyebiliriz ya. Ölüm borcunu kırmak için bunu deniyorlar. Bir de güzel yemek bırakıyorlar. Doktorlar geliyor ya diyor, bu kadar güzel yemek, bu kadar güzel ekmek. İnsan nasıl yiyemez diyordu. Biz diyorduk biz bunun için niye yiyemiyoruz falan. Mesela ben hatırlıyorum bir defa hücremde tam ben saydım 17 tane ekmek. Yani son diyoruz ona. Böyle uzun ekmekler. Sonra gardiyanlar tabii hep bir el kontrol ediyor. Tekrar geri çağırıyorlar. Sonra o şey doktorlar dedi ki yemek yiyorsunuz falan. Hayır dedi. Mesela biz demiyorum. Ben demiyorum yemiyorum dedi. Elinizde aletiniz var. Ölçü var. Dedi gelin ölçün. Yani her şey ortaya çıkar dedi. Yani bizi biraz bir dakika safa da kontrol yaptılar yani. Tabii onlar durumu kavradılar mı? Biz bir şey yemiyoruz gerçekten. Kemal Pir'in gözleri görmüyor. Durum öyle devam ederken işte en son gün baksın bir gün Kemal bana dedi Fuat dedi ben karşıdaki demir pencerelerini şeyini görmüyorum. Demir pencereleri görmüyorum dedi. Güzel dedim Kemal gözlerim çok erken gitti dedi. Birkaç gün sonra baksın dedi hücredeki demirleri de görmüyorum dedi. Kendi hücresindeki demirleri. Sonra o zaman sigara vermeye başladılar. Kemal sigara yakarken bir gün ortadan yakıyor sigarayı. Asker o zaman anlıyor Kemal'in gözleri gitmiş yani görmüyor artık. Yani sigarayı ucuna yaksa belli oldu. Ondan sonra zaten birkaç gün sonra ben hatırlamıyorum Kemal götürmüşler yani. Bize de götürdüler işte en son... Hayri'yi de getirmiş. Hayri'yi biraz bizden sonra getirmişlerdi. Çünkü Hayri'nin ikinci kat daha rahattı bize göre yani. Hayri onlara da geldikten sonra bir tane çocuk vardı. Tiko grubundan İbrahim Ekinci. Dedi Fuat ben Hayri'yi gördüm dedi. Abi gitmiş yatağında abele uzanmış. Doktor demiş ki 2 saat sonra ölecek. Hayri duymuş için. Dedi işte ben o zaman o da verimli olduğu için oradaydı. Dedi ben 2 saat sonra geldim hayın ciğerleri dökülmüştü. Ah yadi hep Sadiyar Bekri bir kadare. Aman 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 aman. Erde irtici margurin ez hesirim hevar hevar aman 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 ningi meda kaydu zincir deste meda tep kelepçe havara meçu ezman anaman aman 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 birayime durun birayime durun aman 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 eğer ezmirim vi hali bir ayım epirin aman eğer ez khalas bim yadi bijic yae me Kurdistan dilo yaman aman dilo yaman aman 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 çiyan gırtın mücduma. İşte dedi ondan sonra ben kalktım dedi o ciğerler döküldü dedi o da temizlemeyi dedi bana görevlendirdiler dedi ben kalktım temizledim ciğerlerini falan. Daha iyi de çağırdılar yani. Ben bilmiyorum yani ben bunu kendim izletmiyorum. Arkadaşlar yani o arkadaş dedi ki doktorlar seni burana koydu gezdirdiler orada Hasan işte. Dedi ama demiş bu adam hala ölmemiş. Ama ölmek de istemiyor dedi. Her zaman hücre buraya takıyor bu iğne falan. Dedi onu çekiyor musun hep sürekli. En son Mehmet Şener gelmiş takmış.
Anlaşma olmuş diye Fuat beni ikna etmeye çalış. Ben tabii haberim yok, bilmiyorum. Valla arkadaş dedi, doktor böyle kucağına almış yani gezdirmiş demiş. Dünyada kime söylesek bize inanmaz demiş. Bu adam bir çocuk kadar ağırlıktadır demiş. Kemik deri kalmış yani. Ölen arkadaşlar hepsi kemik kalmış yani. Kimse de bir şey yok ki. Kemal anlatıyorlar, 17 kilo mu kalmış ne diyorlar. Yani Kemal'in kilo ağırlığını bilmiyorum. O zaman öyle söylediler. Yani bu ister istemez millet üzerinde aşırı bir etki yaptı yani. Esat Oktay'ın son sözlerini hatırlıyor musun? Esat bunu da söyledi adam. Biz ölüm başına girdikten sonra Hayri geldi. Hayri ile konuştu. Dedi doktor bak sen ölsen var ya ben dedi bir burada bir dakika kalın. Sen ölümün benim burada gitmemi sağlıyor dedi, bitiriyor. Gerçekten Hayri öldüğü zaman Esat'a hemen tayini kaldırmışlar, göndermişler. Yani demek adam belli kadrolar için özel gönderilmiş bir insandı. Bu adamlar yok olduktan sonra görev bitmişler yani. Esat gitti. Siz daha askeri hastanedesiniz. Yani ben iyi hatırlamıyorum. Ben de Ali Çiçek yanına yatıyorduk. Fakat ben yani bana bir rüya gibi geliyor. Ali Çiçek düştü sonra dediler öldü. Yani yatağından düştü o. Böyle normal şey değildi. Yatağından düştükten sonra bakın geldiler dedi ölmüş. O zaman ses bana geldi. Fakat bu bir rüyadır yani. Ben gerçekten anlam. O zaman bir şey görmüyorum ya. Ali'nin lafını o görevlilerden duydum yani. O öyle Ali'nin ölümü öyle oldu. Ben Ali'den sonra işte bu Şener anlaşmayı yapıyor o zaman. Anlaşmayı yaptıktan sonra arkadaşlar yani ben bilmiyorum arkadaşlar dedi sen hep çıkarıyorsun sürekli şey yapıyor. En son Şener gelmiş takmış şeyi kapatmış bu şeyi. Kaç bekletmiş kaç saat sonra hemşire demiş tut artık kabul ediyor vücut. Demiş bitmiş iş. İşte uzun bir zaman aradan geçtikten sonra tabii artık biz de yemek yemeye başladık yani yemek yiyoruz. Artık yavaş yavaş yemek yiyoruz ama Hayri ondan öldükten belki bir ay sonra, iki ay sonra yemek yemeye başlamışım artık. Demek ki serumla damarları falan yumuşatmışlar ya. Hayri Durmuş'un yaşamını yitirdiğini nasıl öğrendiniz? İşte o zaman bir arkadaş bana dedi, Fuat dedi, sana haberin var mı dedi. Dedim yok, ne haberin? Dedi Hayri ondan öldü. O zaman işte ben şok geçirdim. Ha dedim demek ki biz ölmemişiz. Falan. O benim üzerimde felaket etki yaptı falan. Yo, arkadaş beni teskin etmeye çalıştı. Tabii teskin olacak halimiz yok yani. İşte uzun bir sürede onun etkisinde kaldım. Tabii ailem de yanıma geldi. Sonra beni ziyaret etti falan. Mesela annem beni gördüğü zaman annem düşüyor. Orada hemen operasyon geçiriyorlar. Ameliyata alıyorlar. Yani diyor nasıl oldu bu böyle olmuş. Halbuki iki aydır da bize bakıyorlar. Yani daha sonra göstermişler. Komadan çıkınca nelerle karşılaştınız? İnsan komaya girdiği zaman bir şeyden haberi yok ki. Bir şey anlamıyor biliyor musun? Ben diyelim uzun bir zaman iki aydan sonra mesela ben hatırlıyorum bize yemek veriyor. Ben yemek yiyordum yani yemek yedikten sonra bir arkadaş bana bunu söyledi. Fuat dedi sen biliyor musun dedi hayır onlar öldü. O zaman işte ben şok geçirdim. Ben dedim demek ki biz ölmemişiz yani onlar gitti biz kendi görevimizi yerine getirememişiz yani bu bizim için kötü bir sonuçtur. Hani Kürtlerde eski yapı da öyledir. Büyük insan gitti mi küçük insan kendi daha az geçiyor diyor. İşte önder adam gitti biz niye kaldık diye. Bu bizim üzerimize psikolojik olarak da olumsuz etki yapıyordu. O dönemde gözüm de görmüyor falan gözlerim doktor geldi mesela barınaklarını bana gösterdi ben dedim sayamıyorum falan. Doktor bana dedi ki bakın ışık bir şey gözümün içine bıraktı. Yani tuttu. Dedi ki gözler sağlam dedi. Bir şey olmadı dedi. Dünyası zayıf olduğu için gözler görmüyor. Henüz ayağa kalkamıyor, konuşamıyorsunuz değil mi? Şimdi mesela diyelim o dönemde işte ben mesela kumadan çıktıktan sonra hareket edemiyorum ya. Mesela diyelim yatakta doğranma imkanım yoktur. Yani onlar görevler ben doğrultuyormuş bile bana bir şey verse bile. Önce tabii uzun bir süre serumla bizi besliyor. Damarlar açılsın ki sonra yemek verirsin. Ya. Mesela ben iyi hatırlıyorum ki ben çoğu zaman elle işaret ediyordum. Diyorum mesela benim ihtiyacım var bazı şeylere. Yani ihtiyacım var da demek için dil dönmüyor ki.
Laf konuşamıyorum ya. Elimle işaret ediyorum. Demek daha beyin kendi şeyini yitirmemiş yani. Onlar da o temelde bana yardım ediyordu. İşte aradan 2 ay falan geçtikten sonra sürekli tabii bu hep böyle devam ediyor. Devam ediyor. O dönemde mesela sürekli tabii beslemeyi güzel yapıyorlar yani. Güzel şeylerde falan veriyorlar. Yavaş yavaş yani konuşma da yapamıyorum. Yine konuşuyorum. Mesela bir bardak suyu içe kaldırıp içemiyorum. Onlar bana su veriyor. Kaşığı alamıyorum. Onlar kaşığı bana yemek veriyorlar. Çünkü ben halsiz, hareketsiz, halsiz bir insanım. Bir de hareketsiz bir insanım. İşte uzun bir süreyle kaldıktan sonra 1-2 ay öyle devam etmiş. Ondan sonra uyandım. Yani ben ayağa kalkacağım kalkamıyorum ya. Tabii kolay bir şey değildir. Yani ben o zaman 26 yaşında delikanlı bir insanım. Ama o sen diyelim o zamana kadar dağ gibi adamsın, iş yapabiliyorsun, şimdi ayağa kalkamıyorsun. Hani insan doğal olarak sakat olsa rahat bir şeydir. İnsan alışıyor her şeye. Ama diyelim 26 yaştan sonra o duruma düşsen daha farklı oluyor. Bu ister istemez insan üzerinde olumsuz psikoloji etki yapıyor. Bugün de bak ben 52 yaşındayım tam. O zaman girdiğim gün 26 yaşındaydım. Bugün 52 yaşındayım. Tam 26 yıl aradan geçmiş. Tesadüfe bak. Önemli bir olaydır aslında. Tarihi bir olaydır aynı zamanda. İşte o zaman arkadaşlar şey yaptım. En son arkadaş hayır durumunu bana anlattı. Durumları anlattıktan sonra tabii ben o zaman gerçek anlamda tam işte bana göre gerçek ölüm oydu. Hayri'den sonra sağ kalmak ve onların son sözleri. Yani ben ölseydim ben de haberim bir şey olmayacaktı ya. Hani Hayri onlar öldükten sonra ben de ölseydim ben de gitmiştim işte bitti. Ama diyelim Hayri onlardan sonra sağ kalmak sanki bir suçluk hissi uyanıyordu bende. Yani ben diyorum ben niye görevimi yerine getiremedim. Çünkü artık Hayri mahkemede de konuşmuş ya ölümümüz yaşamımızdan daha etkilidir. Ölümümüz Kürdistan'a daha iyi bir şey, bize halkımıza daha iyi bir şey kazandıracak. Çünkü Kemal'i yaşamı çok sevdiğimiz için onun için ölüyoruz dedi. Bu da etkiledi. Bu şeyler tabii bunlardan mahrum kalmak insan bunlara başaramayınca insan olumsuz yönde etkileniyor. Biraz iyileşince sizi cezaevine mi götürdüler? Cezaevine beni getirdiler işte tek yani o zaman tek ben cezaevine tabii gardiyanlar tabii tutuyor konudan götürdüler. Birinci kat 8. yüzeye koydular beni. O birinci kat 8. tabii ben mesela hareket edemiyorum. O dönemde Hamit Kankılıç da geldi oradaydı. Hamit Kankılıç da bizden sonra girmişti ama ölüm borcunu kırmıştı. Hamit Kankılıç da çok bağlı bir insan. Çok dürüst bir insan ama çocuk yapmamış. Doğaldır yani. İnsan böyle şeyler kınamaz yani. Sonra o da diyor ki niye hayır onlar ölmüş demek ben hainim o zaman. Herkes hain gözüyle bana bakıyor dedi. Yani o kendisini hain olarak kabul ediyor dedi. Ben görevimi yerine getiremedim. Ölmediğim için diyor ben hainim. Ya birkaç defa ben de konuşuyor ya, ben de konuşamıyorum da. Ben elle hareket falan yiyorum. Ben dedim Hamit dedim bir şey olmaz dedim. Yani sen bu konuda kendini razı etme. Tabii ya ben de konuşamadığım için de Hamit de biraz kafa rahatsızdır ya. Ölüm orucunda kaç gün kaldığınızı biliyor musunuz? Vallahi yani ben karşım kaldım ki kendim bilmiyorum. Ama arkadaşlarım söyledikleri ancak size söyleyebilirim. Çünkü ben haberim yok yani ne kadar. Yani mesela ben hastaneye gitmişim ya da diyelim beni götürmüşler komada kalmışım. Benim ne haberim yoktu. Artık yani kaç gün derlemesi olmuşsa arkadaşların insafına kalmış bir şeydi. Ben yani bu lafın yani bunun kesin tarihini kimse de bilemez. Kimse de ben bu kadar kaldım diyemez. Eğer koma girmişse. Çünkü komadan sonra insan durumunu bilmiyor. Kimse şey yapamıyor. Ben de ne kadar kaldığımı yani kendime hatırlamıyorum. Artık milletin bildiği orada mesela ikinci postada yine arkadaşlar bilir. 14 Temmuz 1982 günü ölüm orucuna başladınız. Ölmediğinizi ne zaman anladınız? Valla ben Aralık ayında farkındayım. Aralık ayında yani çünkü Aralık ayında o arkadaş benimle konuştu. Ondan sonra ben anladım ki ben ölüm orucuna girmişim yani. O zaman yani ölüm oranından 2 aydan fazla bir zaman geçtikten sonra herhalde farkına vardım. Yani çünkü o zamana kadar ben hatırlamıyorum. O zaten birkaç gün sonra bizi oradan cezaevine aldılar. Cezaevinde
Esat Oktay'ı gördünüz mü? Tabii cezanı bana alıp koydular. Esat yine geldi. İşte dedi, ölüm gebermeyenler dedi bunlardır dedi. İş bitti dedi. Bunlar burada, bundan sonra burada verecekler dedi. Onlar Hasan'da ölmek istemiyorlar dedi. Bunlar ama dedi ben sizi buraya götüreceğim dedi. Ama Esat o lafı söyledikten sonra da kayboldu yani. Biz gömerek Esat'ı. Onun yerine sonra başka bir tane adam geldi. Ali Osman Ali'den. O da Adıyaman Kürtlerindenmiş herhalde. O da tabii cezanında yapmayalı bir şey kalmadı. Daha fazla işkence yapıyordu. Ve bunun üzerine mahkem, ondan sonra zaten ölüm borcunun en büyük şeyi şeydi, siyasi insanın hakkı vermesi. Siyasi insanın hakkı vermesi için de mesela Şener gel şey yapıyor, millet diyor git konuş, Şener gidiyor diyor tamam siyasi insanın hakkı size vereceğiz falan diyor. Ve bunun üzerine Şener onlar diyor ki tamam iş bitmişler diyor, o zaman ölüm borcu da bize bırakıyor diyor. Onlar ikinci bazı, biz 45 günden sonra onlar girdi, onlar az kaldı o zaman. Dinç insanlar. Ve öylece siz sonmak verdikten sonra biz, ya, hepimiz de cezaevine geldik. Zaten o yıldan sonra artık şey mahkeme ya, yavaş yavaş ama daha sonuçlanmaya başlıyor biliyor musun? Şimdi ama daha sonuçlanmaya başlıyor tabii yani 35'teki arkadaşlar sonma kağıdı istiyorlar, kalem istiyorlar falan ama diyelim bu kovuşlar üzerinde felaket etki yapıyor. Herkes uçuyor yani diyor, bak biz yine diledik. Ölüm orucu ölmüş bir kitleye yeniden can verdi. Ama şu da vardı yani mesela o 82'nin ölüm orucundan önce var ya millet diyor iş bitmiş. Yani aslında ölüm orucu Peki'yi dirildi. Peki'nin var olmasını Peki sağladı. Peki'yi Peki yapan ölüm orucu. Çünkü ben bile diyorum biz niye biz yanlış yaptık herhalde. Doğru mu yanlış mı? Biz yani kendi kendimizi mahkeme edince diyorduk demek ki biz doğru değiliz. Ama o ölüm borcu yine bizi tekrar dirildi. Yani o dirilmemize sağladı. Bu genelde bir etki yaptı ve ondan sonraki yani o savunmalar millete bir canlık getirdi. O savunmalardan sonra millete bir direnç ruhu doğdu. O direnç ruhuyla cezaevinde isyan patladı işte. İhsan patlamasıyla Kürdistan'da bir zafer bence başarıldı. Ve bu zafer en tarihi bir zaferdir. Aslında taşlandırılması gereken bence en büyük zafer budur. Çünkü sonuç alıcı bir zaferdir. Yani insan diyelim ne kadar, hani bir futbol takımı ne kadar iyi oynarsa oynasın, eğer gol atmazsa başarı değildir. Ama diyelim sen ne kadar güzel savunma yaptın, ne kadar güzel konuşsan da bir şey ifade etmiyor. Çünkü ama diyelim biz diyelim 12 Eylül şartlarında Kürt olduğumuzu Türk Devleti'ne kabul ederdik. Bu tarihi bir olaydır. Öyle basit bir olay. 80 yıldır sen inkar ediyorsan bunu faşist mahkemelerde bile kabul ettiriyorsun. Ondan sonra bence o hareket aynı zamanda bir direnç ruhu yarattı. Peki yani dışarıda bu kadar motive olması, erişen bir olayların olmasının tek nedeni. Şey, millet dışarıda öyle rahat konuşuyor ama bence cezaevidir. Cezaevi olmasaydı onlar da burada olmazdı. Burada doğuran cezaevidir. Cezaevinde seni en fazla etkileyen olay nedir? Bana göre yani en fazla beni etkileyen olayların başında yani mesela diyelim köylü insanlar var ya, halfan insanlar. Adam okuma yazması yok, Türkçesi yok, 10 kata diyor ilk zamanı 3 günde ezberle. Adam bunu ezberlemesi mümkün değil. De gel bu, sen ezberlemediğin için de yiyeceğin dava hesabını sen yap artık. Bu olay beni en fazla etkileyen olayların. Ama ben niye etkileniyordum? Ben diyordum bu insanlar bizi getirmişiz yani. Biz suçluyuz yani. Çünkü halkımız bize güvenerek, inanarak buraya geldiği için bizim de ölmemiz gerekiyor. Daha güçlü şeyler yani biraz ölüm orucu bizi kurtardı aslında. Ölüm orucu eğer olmasaydı biz insanlıktan çıkmıştık bence. O ölüm orucu ruhu bize kazandırdığı için bize kendimizi affettirebildi. Cezaevinde en kötü işkence yöntemi hangisiydi? Vallahi bana göre şimdi bana göre yani kişisel olarak diyorum ben mesela düşman ne kadar işkence yaparsa yapsın ben etkilenmiyorum kişi olarak. Düşmanın yaptığı her türlü işkenceyi ben hazmedebilirim. Fakat bana en ağır işkence arkadaşımın bana yaptığı işkencedir. Hani benim arkadaşım diyelim benim yüzüme üşüyorsa bu benim için ağır bir işkence. Bak diyelim ayağım kırıldı, gözüm bir tarafa küçüldü.
belli yerlerim diyelim şey oldu ama bunlar beni fazla etkilemiyor. Ama o arkadaş yüzüme işledi, hala benim hatırımdadır. O aklıma geldi mi ben daha çok rahatsız oluyorum psikolojimden. Hala? Kötü rüyalar görüyor musun? Vallahi rüyalardan mesela şimdi rüyalar genelde düşünceye bağlı olarak gelişen şeyler de. Diyarbakır'da o 5 Eylül direniş var ya. O ara sıra rüyalarımıza gittim o zaman uçuyorduk işte. O bizi kurtardı. Yani gerçekten biz de inanmıyorduk öyle bir şey olsun. O yani rüyalarımıza o geliyordu en fazla. Beni en fazla o etkiliyordu. Mesela diyelim o durumda sen ondan şunu çıkarıyorsun biliyorsun. Demek ben yaptığım şeyler yanlış değildi. Doğru şeylerdi ki bu kadar insan etkilendi ve bu işi baş götürüyor. 5 Eylül direnişi hem statüyü hem de yargıları yerle bir mi etti? 5 Eylül var ya direnişinden sonra var ya. Partiye karşı olan her hareket partiyi savundu. Yani bu bir... Bak TKP bile bize sayılıyor. Düşün yani. Kemalizmin en eski devlet yapısının en iyi temsilcisi bile diyor peki iyi bir harekettir. Bize sayılıyorlardı. Bu bizi mutlu ettiriyordu. Yani peki eğer o dönemde 5 Eylül akıllıda hareket etseydi ben diyorum Kürtistan'da durum çok farklı olacaktı. Ülkemizin durumu da bunun çok değişik olacaktı. Almanya'da tedavi olabildiniz mi? Şimdi ben geldiğim zaman beni hastaneye götürdüler yani. Hastaneye götürdükleri zaman bir tane şey arkadaş vardı. Beni yani üniversite okuyan bir arkadaş. Bir de bir hemşire yanındaymış. Doktorlar bana bakmış. Doktorlar demiş bu adamın bir hafta yaşama şansı var demiş. Yani demiş bu adam yaşayamaz demiş. İşte ondan sonra tabii onlar tedavi falan ediyorlar. Fakat aradan 2-3 ay geçti, ben tekrar gittim, biraz aradan kaldım, beni tekrar istediler. Ben o zaman gittim, doktorlar demiş, biz yanılmışız, bu adam yaşayacak demiş. Sen inatçısın demiş, olacak bu iş. Ben öyle ondan dolayı etkisi bayağı oldu ama diyelim Almanya, yine elimize de canımıza koyalım. Almanya devleti sosyal bir devlettir. Yani mesela ne kadar da bazıları diyor şöyle bir ama biz olsak yabancıları hepsini öldürürüz. Adamlar yabancıları yaşatıyorlar. O onların yani faydası oldu. Bunu inkar edemeyiz.